Kenar mahallenin cam kenarından dünya düştü benim yarım aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Gir içeri kır dizini dön önüne. Baban dayak dayak yersin kısırda. Gir içeri kır dizini dön önüne kısırda. Hadi gör baban dayak dayak yersin kısırda. Karşımda iştahlı iştahlı üçgen peynir soymasana. Ne iştahı anne ya? Her zamanki gibi soydum işte. Rejimde olduğun için sana öyle geliyordur. Ne? Sen de biraz dikkatli ol Sıdıka. En ufak hareketi alınıyor kadıncağız. Eşeğe bak bak eşek. Nasıl indirdi koca lokmayı mideye? Çocuğum böyle zamanlarda ailecek dayanışma içinde olmamız lazım öyle değil mi ha? Ay anneniz fazla kilolara savaş açtı. Azıcık yardım edin. Seni biz zayıflatacaksak niye o kadar para verdin o zayıflama eşofmanın anne? Sahi ne kadar zayıflattı bu eşofman seni? Üf, daha dur bakalım. Kullanma kılavuzunda 3 günden önce zayıflatmaz diye yazıyor. Bekleyeceğiz. Ay kullanma kılavuzunda mı var bunun? Bakayım. Çekiştirme Sıdıka çekiştirme. Dokuları zedelenecek ya. Aa bozacaksın aleti çocuğum. Ay alet değil mi kız anne? Ya kızım anne ya. Bu ne? Nereden çıktı bu çikolata? Aman nereden çıkacak canım? Dünden falan kalmıştır. Aman kız at çöpe gitsin. Yok ya. Peki bu cepten sark anne. Vay 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 vay. Bu zayıflama eşofmanının marifeti şimdi anlaşıldı. Aşk olsun anne ya. Bir de rejimdeyim diye bize eziyet ediyordun. Zayıflama eşofmanının cebine yığınak yapmışsın be. Canım ben yemeyeyim diye koydum onları oraya. Hem eşofmanın kullanma kılavuzunda öyle yapın diye yazıyordu. Bana bakın. Hem sizin başka işiniz yok mu sabah sabah benle uğraşıyorsunuz? Azıcık da başka şeylerle uğraşın bakayım ha? Babanızla falan uğraşın. Zekeriya. Ne var? Ne oluyor? Zekeriya ne yapıyorsun öyle elinde kalemle ha? Bulmaca çözüyorsan söyle de yardım edelim değil mi? İki harfli bir güneş tanrısı Ra anacığım. Mesela nota da fa. Hakikaten baba ha. Bak Japon mimik sanatı, Japon kağıt katlama sanatı, Japon çiçek düzenleme sanatı hakkında bana sorabilirsin. Ne bulmacası be? Artık ticaret adamıyım ben. Gazetedeki emlak ilanlarını inceliyordum. Aa, ay dükkana gelenlere gazete mi göstereceksin? Ne biçim emlakçısın sen? Bilip bilmeden konuşma Safiye. Civardaki evler hakkında fikir sahibi oluyoruz burada değil mi? Sahibinden satılık birkaç ev tespit ettim. Onları arayıp onlarla da konuşacağım. Böyle gazeteye ilan vereceklerine benim gibi dürüst bir emlakçıyla çalışsınlar. Neyse ben kalkayım dükkanı açayım. Müşteri falan gelirse kaçırmayalım. Samim sen de bir ara uğra da el ilanlarını dağıtırsın tamam mı? Dur aklıma geldi. Şetartıyla bal yolu sıraptan onları getireyim sana. Lan sofradayken getirsene şunu. Yiyeceğim kadar yedim ben ya. Canım dükkanda sat diye göndermiş kadın 15 kavanoz. Saçmalama Safiye. Ben emlakçıyım öyle balla börekle falan uğraşamam ya. Aman ne olacak canım. Emlakını alan bir tane de bal alır. Hem ben daha el işi dantel falan getireceğim. Onları da koyarız vitrine. Çeşit olur anacığım. Çeşit olacak da ne olacak emlakçı dükkanında? Ay uzatma Zekeriya. Bir köşeye koyarsın orada durur. Allah Allah. Hem bal almaya gelen birisi bakarsın emlak alır anacığım. Ha? Maksat milletin ayağı alışsın. Ah. Dün ilk defa geceyi dışarıda geçirdim biliyor musun? Hiç de öyle bir halin yoktu. Ay yo gerçekten ilk defa. Aslında genelde sabaha karşı da olsa eve gelirdim. Yani o yüzden Sıdıkalara gelmek istedim. Ya ben burada oturmuyorum aslında. Buralarda oturulmaz zaten. Ben sıkıldım. İnecek misin? Tamam.
Ay, dün gece için çok teşekkür ederim Sertaç. Çok değişikti. İsmim Taylan. Taylan mı? Ama Sertaç demişti. Ben sana sadece nereye bırakayım dedim. Eve geldiğimde hepiniz sızmıştınız. Sertaç arkada uyuyor. Onu da evine bırakacağım. Hakikaten. Kendine gelince Sertaç'a söyler misin? Onun balık burcu duyarlılığı beni çok etkiledi. Ay. Artık senin telefonunu da ondan alırım. Hadi bay bay. Günaydın Zekeriya amca. Sıdıka evde mi? Hayır. Saz arkadaşlarıyla Antep'e turneye gitti. Ne biçim soru kız o? Tabii ki evde. Sıdıka bir ev kızıdır. Aa, hakikaten öyle değil mi? Şey, ben Sıdıka'ya bir uğrayayım demiştim de. Siz nereye? İşe mi? Hayır. Kuaföre gidiyor. Aa, niye canım? Herkes çalışmak zorunda değil ki. Bak bakalım şimdi. Bak şimdi. Şunları al bakalım. Şimdi bir daha bakalım. Bak, aradaki farkı görüyor musun? Ya işte ben bu yüzden bunları cebimde taşıyorum Sıdıka. Yani eğer ben bu çikolataları yemiş olsaydım aradaki fark kadar kilo almış oluyordum. Bu maksatla çikolata taşıyorum. İyi de anne, zayıflama eşofmanı giydiğin halde kilo alırsan eşofman üreticileri seni dava eder. Benim konuyla bir ilgim yok. Bak hala ne diyor? İftira atma anneye kız. Onun yerine kapıya bak sen. Hayrola Ezgiso, ne işin var sabah sabah? Saçmalama Sıdıka ya. Dün geceyi size geçirdim ya. Sadece bir ara dışarı kadar çıktım. Ne diyorsun sen ya? Soran olursa herkese öyle diyeceksin. Ayrıca annemlere de dün gece sizde kaldığımı söyledim. Seçkin de öyle biliyor. Ona Sertaç'la geceyi dışarı geçirdiğimi söyleyemezdim. Biliyorsun Seçkin'de balık burcu duyarlılığı var. Sonra öğrenirse yıkılır, mahvolur çocuk. Geldi yine küçük kevaşe. Bizim bütün bereketi kaçar artık. Aa, günaydın Safiye teyze. Annem beni aradı mı? Yok, aramadı. Niye arayacaktı ki? Şey için sordum. Kendisi dün Antalya'ya gitti de şeylerin, halanların yanına. Ben de sabah gelirken size geleceğimi söyledim. O yüzden yani eğer ararsa beni buradan araması gerekiyordu. Hani o yüzden sordum. Evladım, siz başka bir iletişim çeşidi geliştirseniz annene. Hani ne zaman konuşmanız gerekse sen buraya geliyorsun, annen Antalya'ya gidiyor. Ayıp ama değil mi? Burada da aile kalıyor. Kusura bakmayın Safiye teyze, bir daha olmaz söz. Telefon en iyisi bende dursun. Annem ararsa kolaylık olur değil mi? Biz en iyisi Sıdıka'nın odasına geçelim. Hadi Sıdıka, geliyor musun? Ezgisu, neler oluyor tam olarak anlatacak mısın? Ay, anlattım ya Sıdıka ya. Dün gece Sertaçlar'da kaldım işte. Daha fazlasını ben de bilmiyorum. Pek bir şey kalmamış aklımda. Bu Sertaç yeni mi? Evet, babası ikincilikte bir futbol takımı sahibi. Annesi baba tarafından zenci. Yani senin anlayacağın çok enteresan bir ailenin oğlu. Bizim Seçkin'e ne oldu? Şunun şurası da ne kadar oldu ki ona kancayı takalı. Hangisi o? Ha, babası vali olan mı? Canım, vardı ya hani bana arabayla çarpan uzun saçlı çocuk. O Seçkin'e söylüyorum. En sonuna çıkmıyor muydunuz? Aman Sıdıka. Dünya senin kullandığın mikserden daha hızlı dönüyor kızım. Evet, Seçkin'in sana arabayla çarptığı gün ondan etkilenmiştim ama artık sıkıldım. Şu sıralar Sertaç'ın izlenme oranı daha yüksek. Bana bak kız. Sana vereyim mi onu ha? Ne dersin? Neyi? Ay, Seçkin'i canım. Sertaç'ı vereyim diyeceğim ama o çok duyarlı. İstemem ben Seçkin'i filan. Salak salak konuşma. Sen bilirsin valla. Yani başkasına versem havada kapardı Seçkin'i. Yani aslında onun da aklı sendeydi biliyor musun? Hani arabasıyla ezdi ya seni. Ondan ilgisiz kalamıyor sana karşı. Ezgisu çocuğum, annen aradı. Eve gidecek misin hadi? Hayır Safiye teyze, daha aramadı. Aradı diyorum çocuğum, anlasana. Aradı. Arasaydı bilirdim Safiye teyze. Bak telefon bende. Şeyden aradı canım. Mutfak telefonundan. anneler olarak ayrı hat açtırdık. Çocuğum oradan konuşuyoruz ya. Hadi güle güle hadi. Hakikaten Ezgisu, git artık istersen. Peki Sıdıka.
Demek sen de ha? Alacağın olsun, gidiyorum. Ama unutmayın, buradaydım ha. Evet, buradaydın. Hep hayatımızdasın. En gereksiz zamanlarda bile. Hoş geldiniz. Zekeriya Saka Emlak Ofisi emrinizdedir efendim. Emir değil de bir ricamız var koçum. Bizim bir Tengiz Tetik abimiz var. Tanıyorsun herhalde. Fukara babası, vatansever, hoş bir abimiz. Herkes tanır kendisini. Tabii efendim, kim tanımaz? Başına bir şey geldi de hapiste şimdi kendisi. Değil mi? Hapiste de çıkacak. Aramızda kalsın. Ya geçmiş olsun. Geçmiş olacak. Yalnız çıkınca peşinde bir sürü adam olacak. Bize 3 tane ev lazım. Üçünde de kendi mi oturacak yoksa tetikçilerini de ayrı ayrı evlere mi yerleştirecek? Artık orasına karışma. Sürekli yer değiştirmesi gerekebilir diye tedbir alıyoruz. Saddam taktiği. Tabii canım, siz daha iyi bilirsiniz de keşke kaçmasaydı, daha iyi olurdu yani. Kaçıyor mu dedin? Nereden biliyorsun kaçacağını? Yo ben bilmiyorum. İyi. Ağzım böyle sık olsun. Yalnız benim elimde 3 tane ev yok. Hani başka daha deneyimli bir emlakçıya gitseniz diyorum. Ben açılalı 1 hafta oldu da. Boşu boşuna hiç çıkarma be güzelim. Artık çok şey biliyorsun. Başkasına gidemeyiz. Evet ama vallahi ben kimseye söylemezdim kaçacağını ya. Bak hala kaçmak diyor. Kaçmak falan yok. 3 tane ev var. Biz akşama uğrayacağız. 2 olsa olmaz mı 2? Elimde 2 tane var da hani 3.'yü bulamayabilirim. 3 dedik. Saddam taktiği. Burada 3 ayrı evde kaldıktan sonra Meis Adası'na kaçacak kendisi. Evet ama ben artık böyle şeyler duymak istemiyorum. Çok rica edeceğim, gerisini söylemeyin bana planın. Bildiğim kadarı yeter bana. Ne biliyorsun ki? Bir şey mi biliyorsun? Tamam hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Hadi gidin artık ha. Akşama kadar 3 ev unutma. Tamam efendim, tabii 3. 1, 2, 3. Hadi, güle güle. Ulan nereden bulur böyle şeyler beni ya? Keşke şu Samim Cenabet'i açsaydı dükkanı. Ona o zaman salak diye bir şey sormazlardı. Bırakıp kaçsam bir daha ömür boyu iş yapamam buralarda ya. Ne yapacak acaba abi? Selamünaleyküm. Ha? Ne? Bu ballar satılık mı abi? Ya git işine. Kardeşim ya meşgul etme beni sabah sabah, düşünüyorum burada. Vallahi bir sen değil bütün esnaf abi düşünüyor, ne olacak bu memleketin hali? Bana ne lan memleketten, benim derdim bana yetiyor. Hayrola abi, ne oldu? Sana ne lan, benim derdim senin simit satışını arttırmaz. Bak, para falan istemiyorum, tamam mı? Az önce adamın biri parmakladı bunu zaten. Al, götür senin olsun, hadi. Sağ ol abi. Hadi güle güle, hadi. Efendim Şedalet abla, ha? Evet ben verdim Zekeriya'ya bugün. Ha? Koyacaktı senin balları vitrine. Ha? İyi. Tamam, satıldıkça yollar parasını. Yok canım ben bilmiyorum. Sen Zekeriya'yla konuşursun. Sıdıka! Kız kapıya baksana. Alo? Ay yemeyeceğiz senin paranı herhalde değil mi yani Şetaret abla? Merhaba Sıdıka. Hayrola Seçkin, buralardan noter filan mı var? Maşallah Ezgisun'un boyfriend devir teslim işlemleri bir çırpıda hallolmuş. O mu gönderdi seni? Ne demek istediğini anlamıyorum Sıdıka. Babanın evde olduğunu ve kaçmam gerektiğini mi ima ediyorsun? Pardon ben karıştırdım. Sabah Ezgisun'la aramızda bir konuşma geçti de o yüzden saçmalıyorum işte. Ben aslında Ezgisun'a bakmıştım. Bir süredir sizde kalıyormuş galiba. Bir süredir mi? Evet, ailesiyle ilgili sorunları varmış. Morali çok bozuktu. İntihardan falan bahsediyordu bir ara. Çok duyarlı bir kız galiba. Ya öyledir. Bir süredir bizdeydi. Şu an nerede peki? Eve gitti. Hay Allah. Annesi ona kötü davranıyormuş. Kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Onun gibi duyarlı birisi için hayat bazen çekilmez olabiliyor. Seçkin, Ezgisu'dan söz ediyoruz öyle değil mi? Bir yanlışlık olmasın. Sıdıka. Kim o kız? Seçkin anne, hani bana arabayla çarpmıştı ya. Ha, onu biliyorum da. Babası ne iş yapıyordu bunun? Sıvı yakıtlı Japon sobalarının Türkiye distribütörü. Nasılsınız? Teşekkür ederim yavrum. Nasıl gidiyor karbüratör babanın işleri? Çok vergi verdin mi bu sene ha? Galiba. Neden sordunuz?
Aman hiç canım merak ettim. Sen nasılsın bakalım? Kaç zamandır uğradığın ettiğin yok. Hep çarpmadan çarpmaya mı geleceksin ha? Anne üstüne gitmesene çocukcağızın. Zaten Ezgi Su'yla aralarında problemler varmış. Ay siz gençler aranızda konuşun canım. Ben sizi dinlemiyorum hadi. Cemre düşecekti de bugün. Ona bakmaya çıkmıştım kapıya. Konuşsanıza hadi. Bak Sıdıkay. Aslında Ezgi Su'yla aramızda hiçbir şey yok. Sadece onun bazı sorunları var ve ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir arkadaşı olarak. Kızcağız çok üzülüyor. Ezgi Su üzülüyor. Öyle mi? Evet. Neyse ben artık gideyim. Ezgi Su'yu evden ararım. Ama görürsen sen de söyle. Üzülmesin artık. Olur söylerim. Sen asıl kendine üzül. Saf şey. Müjde! Müjde! Baba! Gelin geçin. Hocam sizle. Baba! Müjde! Ya bakayım şöyle. Hayrola baba? Niye dalgınsın? Ne var lan? Niye geldin sen? Niyesi var mı baba ya? Matbaadan el ilanlarını alıp dağıtacaktık ya. İşte onun için geldik. Bak dinle. Bak. Müjde. Zekeriya Saka, emlak ofisi hizmetinize girdi. İyi, güzel olmuş. Biz bunları dağıtmaya gidiyoruz baba. Batur Alp Hoca ve Afacan Ninja timimiz bize yardımcı olacak. Hayırlı olsun Zekeriya Bey. Sizi yeniden iş aleminde görmek sevindirici bir şey. Simit var. Simit. Oho, çocuklar sizin mi abi? Acıkmışlardır. Vereyim birer tane. Lan bela mısın lan sen ha? Git okul önlerinde beklesene. Burada dur, bir işim var. İttirme abi ya. Bizimki de ekmek parası. Maşallah burası ne güzel vızır vızır işte. Ne olur iki tane satsak? Git dışarıda bekle ya, kardeşim tamam, ya. Tamam dışarıda beklerim. Bu bal satışları nasıl gidiyor abi ha? Parmaklanan kavanoz varsa ben alırım. Lan hadi sizi hadi. Hayrola baba? Çok sinirlisin bugün. Oysa senin güler yüzlü bir esnaf olman gerekir. Evet Zekeriya Bey. Samim doğru söylüyor. Müşteri sizden güler yüz ve ödemede kolaylık ister. Böyle uyuz gibi durmamanız gerekir. Neyse. Biz artık gidelim Samim. Zekeriya Bey bu asık suratlı esnaf politikasını kendi başına halledebilecek olgunlukta bir insan. Doğru hocam. Alo! O Recep Bey'in hangisiydi lan? Onu bacağından vur, öbürünü topuğundan yarala. Hadi yaptım canım, telefonunu bekliyorum. Alo! Sesim geliyor mu? O Sadri var ya, sarı Sadri, onun mekanını basın, bütün camı çerçeveyi aşağı indirin, birkaç kişiyi de topuğundan yaralayın. Tamam mı? Ulan ne kadar mekanı varsa basın işte ya! Hadi güzelim, ben Nefke'yi bekliyorum. Selamun aleyküm. Geç otur şöyle yavrum. Ayakta kalma öyle. Zekeriya'cığım nasılsın bakayım? Sağ olun Tengiz Bey. Sayenizde iyiyiz işte. Hakiki Sinop balı abi, yer misin? Ha canım. Sen Sinoplu musun lan? Ha, ben pek severim Sinop'u biliyor musun? Birkaç ay yattım Sinop cezaevinde ha. Zekeriya'cığım. Senin ağzın sıkıdır değil mi? Aman bir yanlışlık yapayım deme Tengiz abine. Güzel. Alo. Vurdunuz mu? İyi. Teşekkür ederim. Sen şimdi yurt dışına kaç. Bulgar'a falansın. Canım bir kere de kendi adımla sınırdan dışarı çık ya. İşim var şimdi sana pasaport falan bulamam. Korkma. Türkiye seninle gurur duyuyor.
Hadi öptüm canım, görüşürüz. Bir arzunuz var mıydı Tengiz Bey? Ne yapmamı istersiniz? Sahte pasaportu yapabilir misin sen? Nasıl? Anlamadım. Şaka etmiyorum Zekeriyacığım. Bakma öyle sert bir adam değilimdir ben ha. Hadi şu evlere vakitlice göster bize. Yalnız ben dediğiniz gibi üç ev bulamadım. Bir tanesini de başka emlakçıdan bulsak diyorum. Bulamadım olmaz Zekeriyacığım. Bulacaksın. Yoksa senin cesedini de bulamazlar. Ayağını betonlayıp sallayıveririm Marmara'nın serin sularına. Fakat benim iki tane çocuğum henüz eğitimini tamamlamamış. Bir de köpeğim var. Heh, ne güzel. Lafımı dinlersen hiçbir şeycikler bulmaz. Hem biz buradan giderken öbür emlakçıyı vururuz ayağından. Buranın tek emlakçısı sen kararısın. Hadi bakalım. Hadi gidelim artık. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Buyurun. Evet, işte bu da ikinci evimiz. İkinci katta olduğu için gerektiğinde balkondan aşağı çıp diye atlayabilirsiniz. Bir çatışma anında falan iki sokak ötede hastane de var. Eşyalar da içinde. Güzel güzel. Alo. Ha evet canım. Ha? O zaman çocuklara dokunmayın. Kadınları dövün. Adamın o sol bacağından vurun. Hı. Kadın başkası. Ha? Ha bir de trapezi var ha. Ya onu da arabayla çarpın. Ha çarpın çarpın. Tabii canım. Tamam yavrum. Hadi görüşürüz yaptım seni. Evet Zekeriyacığım. Sen ne diyordun güzelim anlat bakayım. Aslında diyorum yani sizin üçüncü bir eve ihtiyacınız yok. Bura gayet iyi. Zekeriya! Üç diyorsak üçtür. Değil mi güzelim? Her yani canın yanacak öyle anlayacaksın diye korkuyorum biliyor musun? Korkutma Tengiz abini Zekeriyacığım. Tabii ha? Tengiz Bey tabii üç diyorsanız üçtür de bakalım nasıl. Abi az önce televizyonda altyazı da geçmişler. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüşsün. Düşerim canım. Senede bir defa Türkiye'nin gündemine girerim. Sonra unutuyorlar biliyor musun? Çok vefasız bir medya bu Zekeriya. Zekeriyacığım şu üçüncü evi bir görelim bakalım. Valla Tengiz Bey üçüncü bir ev yok. Ama isterseniz bizim eve gidelim. Gerçi hanımın haberi yok ama siz bizim büyüğümüzsünüz. Herhalde bir şey demez. Sen ciddi misin ha? Ama Tengiz Bey benim elimden de bu kadarı geliyor. Olsa üçüncü ev göstermez miyim? Siz en iyisi beni de bacağımdan vurun. Bitsin bu iş. Hüseyin! Efendim abi. Ben sana Sinoplular mert olur diye dedim değil mi? Görüyor musunuz Zekeriya'yı bizi evine davet etti. Çok teşekkür ederim Zekeriya'cığım. Çok teşekkürler. Borcumuz ne kadar canım? Aman efendim size hizmet etmek büyük şeref. Ne borcu? Olur mu olur mu? Sen parayı hak ettin. Oğlum git şu karşıdaki marketten 150 milyon falan haraç al getir. Benim ismim ver yeter. Vatan hainleri dışında bütün esnaf bizi çok sever. Getir de Zekeriya Bey'e hediyemiz olsun. Peki abi. Ha dur dur gitme. Önce şu Hüseyin'i bacağından vur. Bir şey yok canım, bir şey yok ayağımdan. Hüseyin, sen şimdi burada kendi kendini tedavi et. Hı? Evi boş bırakma. Her yana akşam pavyona mavyona gitmesin diye vurdurttum seni. Anladın mı canım, yanlış anlama. Hadi öptüm canım. Hadi. Hadi. Zekeriya. Zekeriya gel canım. Sıdıka, kız bu tarzın ayarıyla mı oynadın sen ha? Ay fazla gösteriyor beni anacığım. Cebinde çikolata olmadığından emin misin anne? Çıkart da öyle tartıl istersen. Dalga geçme kız anneyle. Sıdıka, kız bunun kumaşı mı bozuk acaba ha? Ay defolu falan olmasın. Canım ne olacak kilo aldıysan? Böyle şeylere verecek paran bol nasıl olsa. Yarın gider bir beden büyüğünü alırsın. Gerçi normalde bir beden küçüğünü alman gerekirdi ama böyle löp löp atıştırınca ancak bu kadar oluyor işte. Ay sen kendine bak bir kere salak karı. Hay daha bu yaşta maşallah römork takmış kamyon gibi. Popon 20 santim arkandan geliyor. Senin kalbin de yağ bağlamış anne. İnsan hiç kızına böyle moral bozucu bir laf eder mi? Sıdıka, Safiye.
Evde misiniz kız? Babam niye kim geldi? Alo! Hacanım! Ne oldu lan? Dediğim gibi vurdunuz mu adamı? Merhaba canım. Ha! İyi güzel güzel iyi ettin lan. Baba şimdi ne yapıyor musun sen? Sen yakalan artık. Ha yakalan. Teslim ol. Vallahi ciddi söylüyorum lan. Şimdi kamuoyu neyin tepki duyar. Biliyor musun? Yani niye yakalanmıyor diye şikayette bulunurlar. Ha. Evet. Evet canım sen yakalan. Hadi canım öptüm. Hadi görüşürüz öptüm. Efendim. Nasılsınız yenge? Oğlum öpsene yengenin elini. Maşallah Zekeriya'cığım. Evin pek de güzelmiş ha. İçinde hazır rehinesi de var. Rehine değil kardeş, adı Sıdıka. Zekeriya, ne oluyor anacığım? Sen dur Zekeriya. Ben izah ederim güzelim. Yenge, benim adım Tengiz Tetik. Mafya babası Tengiz Tetik. Hapisten yeni kaçtım da... Allah'ın izniyle birkaç gün burada saklanacağız. Aa, ne münasebet canım, olmaz öyle şey. Zekeriya, el herifleri niye eve getiriyorsun sen, hı? Zekeriya! Yengenin sinirinden pek bahsetmedim daha. Kendisini arada bir dövmek lazım bu durumda. Aman Tengiz Bey, siz ona bakmayın canım. Yani yabancı görmeye alışık değil de huylandı biraz ya. Safiye, kız çeneni kapat da git hadi yorgunluk kahvesi yap. Tengiz Bey. Kendisi bu sabah hapisten kaçtı. Hadi sana kız, yürü. Biraz erken değil mi Ezgüsü? Az önce yuttuğun sıvı 45 derece alkol. Kendimi iptal edip bir süre yürürlükten kaldırmak istiyorum. Eğer bana bir şey olursa nüfus kağıdım sol iç cebimde, tamam mı? İyi de neden ya? Ya işte duyarlı bir kızım, sorunlarım var falan. Yani bir arayış içindeyim. İçimdeki gerçek Ezgi Su'yu bulmaya çalışıyorum ya. İyi ama böyle içmeye devam edersen mevcut Ezgi Su'yu da kaybedeceksin. İyi kötü kendine bir kimlik bulmuşsun. Onunla idare et. Artık içme sen diyorum. İçmeyeyim değil mi? İçme. Tamam, içmiyorum. Zaten daha gece de yeni başlıyor. Bak Seçkin ne diyeceğim. Ben acayip alternatif yerler biliyorum. Bir arkadaşım İngiliz popla türkü var karışımı bir yer açtı. Oraya gidelim mi? Takılan tiplere bakıp güleriz. Nasıl yani? Ayıp olmaz mı öyle maymuna fıstık atar gibi? Hayır Seçkin sen duyarlı mısın yoksa salt mısın? Hala anlayabilmiş değilim. Ayrıca çok da klasiksin. Yani uzun saç, keçi sakal modası çoktan geçti. Kessene onları. Ben böyle daha mutluyum ama. Bak şimdi. Gidelim. Kısacık kestirelim saçlarını. Sonra da sarıya boyatalım. Civciv kafa yaptıralım sana. Civciv kafa çok yakışacak sana Tayfun. Tayfun mu? Civciv kafa mı? Kız bana bak. Ben şu Gonca Gül'ü falan arasam da Şonli Bey'e haber verse. Toplaşıp gelseler. Anneciğim ne diyorsun ya? Ne yapacak? Kâr etmez bu heriflere. Görmüyor musun? İkisinde belinde silah var. Kendiliklerinden gidene kadar bekleyeceğiz artık. Kız yataklık mı edeceğiz elin mafyasına ha? Kız hukuk devleti burası. Yataklık mataklık değil anne ya. Adam bize ağzıyla rehine dedi duydum. Şşşt! Hem yakalatsan ne olacak ki? Baksana ayaktan vurdurma özel hattı açmış. Sağ sola emir verip sürekli birilerini vurduruyor. Bana bak kilonu arttırıyor diye ayağından vazgeçtin galiba. Biz de yakalatmayız kız. Şurada fare zehri vardı. Kahvesine katalım. Direktman ölsün adam. Aman git anne ya. En aşağı 300 tane tetikçisi vardır. Zehirli bitmez bu herifler. Pusalım mı yani Sıdıka? Olmaz öyle şey kız. Hesap soralım. Ha, mafyayı mafya yapan senin gibi zihniyet. Susma kız. Sustukça sıra sana gelecek. Vallahi ben o herifi doğrayı veririm. Adamım. Yapma şöyle anne ya. Görecekler şimdi. Bak kendine acımıyorsan abimle bana acı. Gencecik insanlarız. Canım yanlış numara çevirmişim işte. Sen ne dönmeye kalkıp karşındakini vuruyorsun ki? Yahu ben vurdu kendi adamıma talimat verdiğimi zannediyorum. Hadi tamam. Hadi kapat şu telefonu. Canımı sıkma. Hadi öptüm hadi. Allah Allah. Ulan ne kadar da meraklılar vurmaya ya. Hemen bak. Kaç attın Zekeriya'cığım? Düşeş geldi Tengiz Bey. Ha? Düşeş. Bana Seyyek gibi geldi. Vallahi Düşeş. Zekeriya'cığım sen istiyorsan yine Seyyek oyna. Çünkü senin için hayırlısı odur. Seyyek. Tabii Tengiz Bey. Sesimi kıracağım. Öyle dedim lan sana. Bıraksana öyle. Bunu kapının önünde buldun Tengiz abi. Ne yapayım? Samet!
Tengiz Bey, o bizim oğlumuzdur. Zararsızdır kendileri ya. Tamam, bırak çocuğu. Sen kusura bakma Zekeriya'cığım, bir türlü öğretemedin bunlara çıvar olmaya. Yani hayvan geldiler, hayvan gidecekler. Hayvan ol hayvanlar. Öde, bu adamlar kim anne ya? Hem niye bu adam benim pijamama giymiş ya? Bir şey yok çocuğum. Ben mafya babasıyım. Sizi rehin aldım. Sakin ol, panik yapma. Çok teşekkür ederim canım. Zekeriya ben kaç attım? Düşeş. Değil mi? Düşeş Tengiz Bey, düşeş. O zaman iki düşeş, iki, daha iki. Demek sen ninjasın ha? Her türlü öldürücü darbeyi bilirsin değil mi? Evet bilirim ama bizim felsefemizde şiddete yer yoktur amcacığım. Bırak oğlum sen felsefeyi falan da bana tetikçi yazıl. Seni özel işlerimde kullanırım. Bana bak lan, sen hiç gazeteci vurdun mu? Aman öyle bir keyifli iştir ki ha. Bütün gazeteler, televizyonlar senden bahseder ha. Aa, katiyen olmaz ya. Hayır benim oğlumun bir mesleği var zaten. Hem tetikçi olsun diye doğurmadım ben onu, tamam mı? Sıdıka, telefona bak kız. telefona bakmamızın bir sakıncası var mı acaba Tengiz Bey? Aman Zekeriya'cığım, ne sakıncası olacak ki? Yalnız öyle telefonda indir! Mindat isteyerek keyfimizi bozmayalım değil mi? Bak kızım bak telefona. Alo Sıdıka, benim Seçkin. Seçkin mi? Merhaba Seçkin. Ne? Hemen oraya mı gelmem lazım? Benim mi? Evet Sıdıka, eski su kendini pek iyi hissetmiyor. İçkiyi de biraz fazla kaçırdı galiba. Ben yani ne yapacağımı bilemiyorum. Biz Piri ve Bar'dayız. İyi de Seçkin, ben ne yapabilirim ki? Gece vakti o dediğin yere gelmem imkansız. Ne oluyor kız? He? Nereye gidecek misin sen? Ver bak şu telefonu. Alo! Ne oluyor lan orada? He? Kimsin sen? Ne Seçkin'i? Edepsiz herife bak. Ne demek lan gece vakti bir aile kızını dışarıya çağırmak? He? Bana ne arkadaş hastaysa? Terbiyesiz adam! Kız! Sen niye gece vakti elin herifleriyle konuşuyorsun telefonda ha? Dur ya Zekeriya, bağırmasana kıza. Nasıl bağırmam Tengiz Bey? Eşşol işin teki gece vakti evime telefon açıp kızımı bara çağırıyor. Olacak şey mi bu ya? Siz de baba ve delikanlı bir adamsınız. Olur mu böyle şey yani? Gençtir bunlar Zekeriya'cığım. Bırak biraz dolaşsınlar, gelsinler. Biraz güvenin yavrunuza ya. Ben bu yaştaki kurye kızlara bavulla dolar emanet ediyorum be. Aa, kesinlikle olmaz Mafya Bey. Sizin kurye kızlara benzemez bizimki. Zaten ne zaman dışarı çıksa araba falan çarpıyor. Sıdıka kızım, benden sana müsaade. Aa, ama tavlaya benzemez bu Tengiz Bey. Babası olarak ben gitmeyecek diyorum. Zekeriya! Bir şey mi dedin canım? Hadi bazen bu kulağım iyi duymuyor da. İyi ki de duymuyor. Bazılarının canı yanmıyor bu sayede. Yok canım, tabii dolaşsın, çıksın kız biraz. Onun için de iyi olur yani. Sıdıka, hadi yavrum sen de arkadaşlarını bekletme, hadi. Sıdıka! Oh! Sen balık vuruyorsun değil mi? Yani duyarlı bir tarafın var. Merhaba gençlik, nasılsınız? Aa Sıdıka, sen nasıl çıktın evden? Onu anlatamam. Anlatsam da zaten aklın almaz. Dışarı çıkmamı karanlık güçler sağladı. Ama karanlık güç saat 10'a kadar izin verdi, fazla kalamam. Sıdıka, Ezgi suyu kendine getirebilecek misin? Eğer onu ayırtabilirsek evine bırakacağım. Sen hiç merak etme. Benim babam profesyonel sarhoştur. Bilirim. Bir soda limon alabilir miyim lütfen? Ezgi Su, ne yapıyorsun bakalım? Aa, Sıdıka! Sen misin? Ya Sıdıka, sen balık vurdunsun değil mi? Yani duyarlısın değil mi? Başkalarının Heidi, Peter, harika çocuk Onur gibi çocukluk arkadaşları varken sen niye böylesin ya? Hayır, okuldayken de böyleydim. Hep arkandan dağıttıklarını toplardım. Hadi. Bugün hapishaneden dördüncü kez kaçan ünlü mafya babası Tengiz Tetik gündeme bomba gibi düştü. Şu an kendisiyle telefon bağlantısı kurmuş durumdayız. Alo Tengiz Bey, beni duyabiliyor musunuz efendim?
Ha duyuyorum canım. Tengiz Bey hemen sormak istiyorum. Yurt dışına kaçtığınız söyleniyor. Bu doğru mu acaba? Yok be güzelim yok be. Vallahi güzel memleketindeyim. İnan ki doğru söylüyorum ha. Ama oraya da gideceğiz tabii. Henüz gitmediniz ama gideceksiniz. Öyle mi? Son birkaç işimi de halledeyim. Allah'ın izniyle gideceğim tabii. Yalnız bana çok yanlış yapılmıştır. Çok yanlış yapılmıştır bana. Onların hesabını sormadan hiçbir yere gitmem. Burada isim vermek istemiyorum. Onlar kendilerini gayet iyi bilirler. Efendim hapisten nasıl kaçtınız? Canım orasını karıştırma. Bir yolunu bulup kaçtık işte. Ama aslanlar yatağı, yiğitler ocağı vatanımdayım işte. Henüz daha bir yere gitmedim. Ha bir saniye canım bekletiyorum seni. Hüseyin diye biri arıyor sizi Tengiz Bey. Hüseyin mi? Evet. Ha. Sol ayak ve onlar. Sol. Bak, alo, sol ayakmış. Evet, sol ayak efendim, yanar, sol. Ankara'nın gündemine böyle bomba gibi düşerim. Ülkeye sıcak saatler yaşatırım ha. Hadi, sen de öpüyorum, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, öbür kanal hazır mı? Hazır efendim, buyurun. İstanbul bugün yine konuştu. Alo! Hadi ama, uyan da şu kahvenden bir yudum al. Tamam Sıdıka ya, tamam. İyiyim ben, tamam. Sadece biraz uykum var. Tamam, kalkacağız birazdan. Müsaade et de ben de şu bar ortamından biraz nasibimi alayım. Geldiğin için çok teşekkür ederim Sıdıka. Sen olmasaydın zor durumda kalacaktım. Mühim değil. Ezgi suç için her şeyi yapmaya yavaş yavaş alışıyorum galiba. Ne de olsa o benim yegane çocukluk arkadaşım. Aslında Ezgi Su ile ikinizin arkadaş olduğunu düşünmek zor. Sen öyle farklısın ki. Aa, niye öyle diyorsun Seçkin? Ben Sıdıka'dan daha sosyal bir kimseyim. Ezgi Su, başlamayalım yine. Sahi Sıdıka ya, sen nasıl geldin buraya? Yoksa aileniz falan mı dağıldı? Ay yok canım, ne alakası var? Sadece küçük çaplı bir mucize oldu. Ama artık kalksam fena olmaz. Nasıl olsa sen ayıldın. Benim mucizemin de kullanım süresi geçmek üzere. Tekrar teşekkürler Sıdıka. Allah'ım ben neler yaşıyorum böyle ya. Geceleri mafya zoruyla dışarı çıkıyorum. Barlarda Seçkin'le oturuyorum. Allah bilir gelirken bindiğim takside esasen bir kabaktı. Sevgili sabah şebeklerimiz, şimdi hattımızda bir izleyicimiz var. Tengiz Tetik, ünlü mafya babası. Tengiz Bey gerçekten siz misiniz? Ha, akşam haberleri falan aradım da bir de bizim şu çocukları arayın dedim, gönülleri olsun. Ha. Ha. Tabii ya, hep haber konuşacak halim. Ha, tabii canım, biraz da başka şeylerden, güzel şeylerden bahsedelim. Oha! Sekeri yapma. Bu adam daha ne kadar bizim evde kalacak anacığım? Ay, fuar faturası da acayip gelecek bu aya. Polis radyosu hariç her yeri aradı. Çok aktif bir insan. Hakikaten baba ya, ben de pijamalarımı özledim ya. Lan biraz yavaş konuşun ya, duyacak buyacak. Merak etmeyin, 3 tane ev tuttu, bugün yarın gider. Tengiz Bey, çok sevindik şimdi biz sizin aramanıza. İlk defa bir mafya babası programımızı aramış oldu. Tengiz Bey, sakıncası yoksa size bir şey sorabilir miyim? Siz bir popçuyu ayağından vurdurmuşsunuz, doğru mu? Evet, hakikaten öyle bir şey oldu. Ha. Şimdi o popçu bize yanlışlık yaptı. Biz de onu biraz hırpaladık tabii. Yavaş, hayır. Şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Ha. Vallahi doğru söylüyorum. Canım arada bir sırada geliyor böyle, nasılsın Tengiz abi diyor, elimi falan öpüyor. Tengiz Bey, sizin için bir parça çalalım. Mümkünse Nihat Doğan'dan Taciz adlı parçayı rica ediyorum. Ha. Zekeriya'cığım, sen kapıya yakınsın. Bir bakıver ben. Tabii Tengiz Bey. Kız, kapıya kim geldi iddiaya da gelemeyeceğiz şimdi. Hay bütün parayı el koyar bu uğursuz. Günaydın abi. Simit lazım mıydı? Fırından yeni çıktı da ilk size getirdim. Manyak mısın lan sen? Kapı kapı dolaşılıp simit satıldığı nerede görülmüş ha? Niye olmasın abi? Kahvaltıda ailecenek yersiniz. Hadi lan hadi. Dükkanıma geldiğin yetmiyormuş gibi bir de evime dadandın. Al abi 2 tane simit. Sinop balına bandıra bandıra yersiniz. Simit istemiyorum. Defol git, polis çağıracağım. Kimse kıpırdamasın polis. Allah cezanı versin. Şişman vampir. Kuduz kişi. İyi buluyor sayın yenge. Ne kötülüğümüzü gördün de böyle konuşuyorsun ha? Bu adam kızımızı gece hayatı itmeye çalıştı komiser bey. Gül gibi kızımızı gece yarıları barlara yolladı ya. Ha şikayetçiyiz. Tamam Safiye, uzatma artık. Siz karımın söylediklerine bakmayın. Aa. Memur bey. Şikayetçi falan değiliz. Ne? Jüri onun söylediklerini dikkate almasın. Sağ ol Zekeriya. Mert bir adamsın. Sevdim seni ha.
Öptüm canım. Niye dikkate alınmıyormuş benim laflarım? Allah Allah. Onun yüzünden bir sürü kilo aldım ben mi? Memur beyler olaya el koydu işte Safiye. Dosya kapandı. Allah Allah. Size karşı da çok mahcubum komiser bey. Farkında olmadan ağır laflar ettim. Önemli değil Zekeriya Bey. Simitçi kılığına girerek sizi de yanıltmış olduk ama... aksi takdirde bir açık vermeniz suretiyle bütün planı alt üst edebilirdiniz. Nasıl yani? Siz olayı başından beri biliyor muydunuz? Elbette Zekeriya Bey. Tengiz hapisten kaçtıktan sonra adamlarını takip ettirmek suretiyle... sizin emlak ofisinize geldiğini tespit ettik. Götürün. Aslında operasyonu dün gece yapacaktık. Ancak kızınızın beklenmedik bir şekilde dışarı çıkması suretiyle hepimiz şaşırdık. Beklemeye karar verdik. Komiserim, ben pijamalarımı yani geri alabilecek miyim? Elbette. Tahkikat bittikten sonra bir dilekçe vermek... Suretiyle? Suretiyle pijamanızı istersiniz. Neyse, hadi gidelim. Zekeriyacığım, telefon bağırsa sol ayaktı. Onlar anlar. Öptüm canım. Sıdıka. Tetikçilerimin evde yaptığı bazı araştırmalar sırasında günlüğünü bulup okudum. Senin durumun içler acısı be kızım. Emrin ve bine yakın fedai, tetikçi, kurye kız çalıştıran bir firma isim olarak sana yardım etmek benim görevim bir yerde. Adına bir sahte pasaport yaptırıp defterin arasına koydurttum. Arzu edersen bu pasaportla arasına yurt dışına çıkar, benim için birkaç bavul taşır, burnunu yaptırır, silikon taktırırsın. Eğer yakalanırsan medya, sanat, televizyon dizisi falan çeker yine yolunu bulursun. Hemen ABS veya ABNO şeklinde bir cevap vermek zorunda değilsin. Ama unutma, biz altı kıtada karanlık işler çeviren dev bir aileyiz. Prestij ve namus için yaşayan delikanlı kimseleriz. Ve ben bu ailenin babasıyım. İmza Tengiz Tetik. En vatansever kişi.